İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. İMC Gazetesi Mersin'den destek istiyorlar. MHP Genel Başkan adayı Koray Aydın sürpriz bir şekilde geldiği Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı ziyaret etti. Bir diğer başkan adayı Sinan Oğan'ın da MHP Mersin Üst Kurul Delegeleri ve Teşkilat Başkanlarından destek istediği belirtildi. Köylerde 15 gündür su yok. CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, aşırı sıcaklardan ve yaşam alışkanlıklarından kaynaklı yaylalara çıkan Mersin vatandaşların su sorunu yaşadıklarını ifade etti. Kuyucuoğlu, özellikle Erdemli ve çevresindeki yaylalara 15 gündür su verilmediğini, vatandaşların büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Haberci Gazetesi Refah şehitleri unutulmadı. Mersin açıklarında 23 Haziran 1941'de torpido ile vurularak batırılan Refah Şilebi'nde şehit düşen 167 kişi, Atatürk Parkı içerisinde bulunan Refah Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Araplara domates ihracatı yüzleri güldürdü. Erdemli ilçesinin yayla kesimlerinde üretilen çakır domatesin kilosu ihracatla birlikte 2 lirayı gördü. İlçenin yüksek kesimlerinde yetişen domates, Suudi Arabistan ve Ürdün'e ihraç edilmeye başlandı. Yüksek rekolte ve fiyatsa çiftçilerin yüzünü güldürdü. Hakimiyet Gazetesi Mersin'de 3000 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 2016 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 oranında arttı. Türkiye genelinde 114.800 konut satılırken Mersin'de 3086 konut satıldı. Kayacı Vadisi'nde orman yangını. Erdemli ilçesindeki dünyaca meşhur Kayacı Vadisi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. 10 dönümlük Kızılçam Ormanı ve Makilik alanda etkili olan yangına bir helikopter, 8 arazöz ve 3 su tankeriyle müdahale edildi. Yangın bölgesi araç trafiğine kapatılırken jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Güney Gazetesi Bakliyatın içinden katkı maddesi çıkardı. Dünyada bitkisel protein kullanımının artması ve üretici firmaların sağlıklı katkı maddeleri kullanmaya ihtiyaç duyması, Albel grubunu baklagilden vitamin içeren katkı maddeleri üretmeye yöneltti. Şirket, Kanada'da 30 milyon dolara kurduğu Alge merkezinde ürün geliştirdi. Bir Türk bilim adamının geliştirdiği ürünler, dünya devi gıda ve içecek üreticilerinden büyük rağbet görüyor. Emlakçı yasası çıkacak, komisyon sorunu bitecek. Gayrimenkul sektörünün önemli ayaklarından biri olan emlakçılar, meslek yasasının çıkmasını bekliyor. Tasarının yasalaşması halinde emlakçıların aldığı komisyon, resmi bir belge sayılacak ve Türkiye'nin her yerinde aynı olacak. Mersin Gazetesi Mersin'e İstiklal Madalyası verilsin. CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, Mersinlilerin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri kahramanlıklar ve destansı mücadele dolayısıyla Mersin'e İstiklal Madalyası verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdi. Atıcı, yiğit Mersinlilerin verdiği destansı mücadele İstiklal Madalyası'yla taçlandırılmalıdır dedi. Bilimde yüz akımız oldular. Öğrenciler büyük bir başarıya imza atarak uluslararası Profesör Doktor Aziz Sancar Bilim Olimpiyatlarında 4. oldu. 26 ülkeden 785 proje arasından seçilerek finalde 4. olmayı başaran Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından da ödüllendirildi. Yeni Güney Gazetesi
sahte içki operasyonu. Tarsus ilçesinde polisin yaptığı operasyonda sahte rakıyla dolu 1000 litrelik bir tankla 421 dolu rakı şişesi ele geçirildi. Bugün elektrikler kesilecek. Mersin'in Akdeniz, Gülnar, Silifke ve Tarsus ilçelerinde bugün elektrik kesintisi uygulanacak.